Antalya Galeri Ayakkabı'nın sunduğu haber bültenimiz başlıyor. Akşamlar. Korkuteli TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 26 Mayıs 2018, günlerden cumartesi. Hafta sonu olmasına rağmen seçimlerin yaklaşıyor olması nedeniyle Korkuteli'de siyaset oldukça hareketliydi. Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Köster'in ziyareti, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan bayrak krizi ve sizler için derlediğimiz bir esnaf haberimiz var. İsterseniz ilk haberimizle birlikte başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi seçim çalışmalarına Korkuteli'nden başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve 9. sıra milletvekili adayı Ercan Mekteklioğlu bugün Korkuteli Teşkilatı'nı ziyaret etti. Çeşitli ev ziyaretleri ve iftar davetlerinin yanı sıra basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan heyet çeşitli açıklamalarda bulundu. İsterseniz haberimizi izleyelim. 24 Haziran seçimleri için partiler sahaya çıkmaya başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi aday tanıtım toplantısı geçtiğimiz gün yapılmıştı. Seçim çalışmalarına Korkuteli'nden başlayan AK Parti heyetinde Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya 9. sıra milletvekili adayı Ercan Mektepleoğlu hazır bulundu. Korkuteli çalışmaları kapsamında ev ziyaretleri, Yeşil Yayla Mahallesi ziyareti ve Yelten Mahallesi'nde engellilerle iftar yemeğine katılacak olan heyet, Yazır Mahallesi'ne de iftar sonrası ziyarette bulunacak. Ziyaretler öncesi parti binasında basın mensuplarıyla kısa bir görüşme yapan Köse'ye AK Parti ilçe başkanı İlham Yıldıran ev sahipliği yaptı. Son derece zor bir süreçteyiz. Yedi düvelim üzerimize geldi. Tabiri caizse mazlumların dünyadaki en gür sesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kaosa sürüklemeye çalıştı. Bir taraftan Afrin'le, bir taraftan efendime söyleyeyim diğer düşmanlarla, bir taraftan FETÖ'yle, öbür taraftan PKK'yla kuşatmaya çalıştıkları bu ülkede bir nevi ikinci bir bağımsızlık mücadelesi şu günlerde veriliyor ve bunun da nişanesi olacak bir seçime gidiyoruz. Var olma ve yok olma mücadelesi diye bir nitelendiriyoruz. Birileri tabii çıkıp bir takım vaatlerde bulunabilirler. Biz bunu yapacağız, şunu yapacağız, onu vereceğiz, bunu getireceğiz. Bol keseden savurabilirler, harcayabilirler. Elbette 16 yılda bu memleketin edindiği kazanımlar, hükümetin hazineyi doldurması, ülkeyi daha güçlü bir hale getirmesi, birilerinin iştahını kabartıyor olabilir. Korkuteli için övgü dolu sözler söyleyen Köse, anket şirketleri bile Türkiye'nin yüzdesiyle Korkuteli'nin yüzdesinin her zaman çok yakın olduğunu ifade ediyor. Korkuteli demek Türkiye demektir, dedi. Gazetecilerin sorduğu neden Korkuteli'li bir adayınız yok sorusuna ise Köse, her ilçeden aday çıkarmamız söz konusu olamıyor. Her birimiz Korkuteli'li gibi çalışacağız. Önemli olan bu, dedi. Önemli olan ilçeden bir adayın olmasından ziyade ilçenin taleplerini yukarıya taşıyacak, ilçenin taleplerini çözebilecek adayların olmasıdır. Biz Korkuteli'nin taleplerine, Korkuteli'nin beklentilerine, Korkuteli'nin isteklerine her zaman için duyarlı olduk ve bunların yerine getirilmesi için elimizden geleni yapma noktasında bir gayretin içerisinde olduk. Şu var, Korkuteli'yi temsil eden bir aday gönderirsiniz ama iktidarda olmadıktan sonra bunun bir kıymet harbiyesi yoktur. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'la sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yerel yönetimle merkezi yönetimin bir olması sonucu ortaya çıkacak gelişmeleri hayal bile edemeyeceksiniz. Sayın İrban'ın başkanlığı ile 2019 vizyonumuzu ortaya koyacağız, dedi. Partimizin kurucularından ilçe başkanlığımızı yapmış Korkuteli'nin evladı. Gerçekten Korkuteli'yi çok iyi tanıyan, ihtiyaçlarını bilen, pratik, efendime söyleyeyim, çözüm odaklı ve elinde imkan olduğu zaman da gereğini yerine getirebilecek bir kardeşimiz, dava arkadaşımız. Şimdi ikinci haberimize devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi
Partisi Korkuteli İlçe Teşkilatı bugün bir bayrak krizi yaşadı. Sabah saatlerinde seçmen irtibat merkezine gelen ilçe teşkilatı yöneticileri kendi bayrakları arasında İyi Parti bayraklarını görünce büyük bir şok yaşadı. Ancak şokun asıl nedeni İyi Parti bayraklarının yanı başında Türk bayrağında asılı olması daha önemli bir şok yarattı. Çünkü bayrak yasası gereğince hiçbir siyasi parti Türk bayrağını propaganda aleti olarak kullanamazdı. Ancak İyi Parti bayrakları ve Türk bayraklarının yan yana kullanılmış olması büyük bir şok etkisi yarattı. Dolayısıyla ilçe başkanı Avukat Medine Yapımşehir'de gerekli girişimlerde bulundu. Daha sonra konuyla ilgili de müdahalelerde bulundu. İsterseniz haberinizi izleyelim. Perşembe günü açılacak seçmen irtibat bürosu için çalışmaları başlatan Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün bir bayrak krizi yaşandı. 25 Mayıs gecesi seçmen irtibat merkezi önünde bayraklarını asan partililer sabah saatlerinde MHP bayrakları arasında İyi Parti bayraklarının asılı olduğunu görünce büyük bir şok yaşadılar. Şokun esas sebebi ise bayrak kanunu gereğince Türk bayrağının hiçbir siyasi parti bayrağı ile birlikte kullanılamayacağını açıklayan MHP Korkuteli İlçe Başkanı Avukat Medine Yapılmış Ev girişimleriyle İyi Parti bayrakları indirildi. Bilindiği üzere 2893 sayılı Türk bayrak kanununda Türk bayrağı milletimizin simgesi olup hiçbir siyasi partiye seçim malzemesi olacak şekilde kullanılamaz. 2893 sayılı kanunumuzda bu husus açıkça ve somut olarak belirtilmiştir. Fakat İyi Parti bu kanuna muhalefet etmek suretiyle kendi bayrağının yanına bir Türk bayrağı koymak suretiyle şu anda bu bayrak kanununa muhalefet suçunu işlemiş durumdadır. Şimdi sıra 3. haberimizde. Sizler için bir esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Ramazan ayında en çok tüketilen lezzetlerden bir tanesi Ramazan pidesidir. Biz de Korkuteli'nin sevilen esnaflarından Mehmet Destici ile birlikte bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisiyle Ramazan pidesinin yanı sıra Ramazan'da tüketilen özel mamulleri de incelemiş olduk. Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan pidesi tüketimi arttı. Korkuteli'nin sevilen esnaflarından Mehmet Destici ile yaptığımız röportajda Ramazan ayına özel üretilen mamullerini tanıttı. Ramazan ayının geldiği bu mübarek günlerde Türk halkının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesidir. Biz de Korkuteli TV olarak bugün Korkuteli'nin vazgeçilmez esnaflarından, beğenilen esnaflarından Destici Kafe fırındayız. İşletmecimiz Mehmet Destici ile birlikteyiz. Kendisine bazı sorular soracağız. Mehmet Bey, Korkuteli'nde Ramazan ayında pide mi, ekmek mi daha çok tüketiliyor? Pide bildiğiniz gibi 11 ayın Sultanı Ramazan için yapılmış bir şeydir. Korkuteli değil, Türkiye'nin genelinde pide, yani özellikle pide Ramazan ayının vazgeçilmezlerindendir. Evet, bir de Korkuteli'nde özel olarak Ramazan ayında çıkan bazı ürünlerimiz var. Onları da tanıtmak ister misiniz bize? Muhakkak. Bizim Korkuteli'mize özgü Ramazan poğaçası, tavuğun, tarçın ve tereyağıyla yapılır. Tahıllı katmerimiz, haşhaşlı ekmeğimiz Ramazan ayı içerisinde en çok tüketilenlerdendir. Vatandaşlarımız da üretiminden ve temizliğinden emin olduğu işletmelerden bu ürünleri zevkle alıp tüketmekte. Biz de Mehmet Bey'e ve tüm esnaflarımıza bol kazanç dilemekteyiz. Bugün Korkuteli TV ana haber bülteninden bu kadardı. Sizler için derlediğimiz haberler için tüm teknik ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeye devam edin.